Türkiye günlerce Şov Haberi'nin ekrana getirdiği estetik faciasını konuştu. İranlı bir kadının göğüslerini küçültmek isterken kabusu yaşamış, tam 15 kez bıçak altına yatmıştı. Suçladığı tıp merkezi açıklama yaptı. Olay anlatıldığı gibi değil iddiasında bulundu. Ne protezim var ne hiç, yeni memelerim aynı erkek. Instagram'dan annem kocası boğulmuş. Bu kişinin Suriye'de laborant olduğu ve hastanede de hizmetli personel olarak sigortasının olduğunu tespit ettik. Göğüs ameliyatında zehirli protez takılmış, meme uçlarını kaybetmişti. Sahte doktor çalıştırdığı öne sürülen o tıp merkezinden olay anlatıldığı gibi değil açıklaması geldi. Akciğeri kötü oldu. Safra kesesiye tamamen çıkarttılar. Ve herkes güzellik için oraya gidiyor. Zaten ondan sonra hayatım mahvoluyor. Ay. Ay ay ay. Bir de adam doktor değil, nasıl bir cesareti var? Neda Farzadı Far göğüslerini küçültmek istemişti. Eski eşi sosyal medyadan Sultan Gazi'deki bir tıp merkezini buldu. İranlı kadın 60 bin lira karşılığında ameliyat oldu. Ağrım var, ağrım var, çok ağrım var. Sürekli bir hata, sürekli bir hata olamaz. Dikişleri nasıl diktiler var ya, sanki battaniye diktiler. İddiaya göre operasyonu yapan sahte bir doktordu. Hata üstüne hata yaptı. Talihsiz kadın onun yüzünden tam 15 kez bıçak altına yattı. Ameliyat odası da annem gitmedi. Normal odada orada dikiş mikiş falan yaptı. Bacaklarım çok fena oldu. Annem kaç kere orada ameliyat yaptı. Bir de yanlış oldu. Ben hep ona dedim başka bir doktoru götürelim. O da hep dedi hayır hayır, bunlar düzeltiyorlar. Son ameliyatta Neda Farzadı Far'ın göğüslerini alıp zehirli bir protez taktı. Bizde habersiz, annem habersiz, annem ameliyattan çıktı, kendine geldi, memelerim acıyor. Bir organı açtı, baktı dedi ya benim memelerim nerede? Yara var, kötü yara var. Maalesef ta burada. Kabusu yaşayan İranlı kadının eşi yetmezmiş gibi bir de o tıp merkezine ortak oldu. Çift olayın ardından boşandı. Vücudumda, göğüslerinde her yerde dikiş izi, göğüs uçlarını tamamen kaybetti. Bacakları simsiyah. İddiaların odağındaki klinikten İranlı kadın hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki dilekçesinde şikayetinin giderildiğini söylemiş. Durum anlatıldığı gibi değil açıklaması geldi. İhtiyacım var hala. Acil tedavi istiyorum. Ay. Tamam.